Merve, bayağı da kilitlendin, alacağım parayı. Gelsin bakalım İnşallah. Erdem'in sorusu tekrar. Karma felsefesinin doğduğu ülke. Hindistan. Yok Erdem'in... Hindistan. Çok zarifsiniz. Hediye mi olsun size? Hemen fırsatı buldu. Hatta bir şey söyleyeyim, biliyor muydun? Tabii tabii. Biliyor muydun? Evet Merve. Maalesef cevap söyledin ama ne yap, yapacak bir şey yok. Olsun, sen demek ki ona buna gelen her soruyu bileceksin. Devam et. Gelsin Merve'nin sorusu. Shakespeare'in karakteri Hamlet'in bahtsız sevgilisi. Ofelia. La oğlum ne oluyor? Hakkını asla yedirtmem. Ofelia. 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 Asla yedirtmem. Gerçekten. Ay ben geleceğim şimdi. Öpebilirim yani o zaman. Geldim. Teşekkür ederim. Söz kötü. Ne oldu? Bir şey söyleyeceğim. Soru cevap. Duymadın onu dediğini. Ben söyledim sana cevabı. Ben düşmek istiyorum ya. Ya of ya. Yok yok, ben Merve'ye koyarım. Ben düşüyor düşürüm be. Böyle bir şey olabilir mi abi? Bu ne kaynaşma? Ama o yaptı şimdi. Ben yapmasam. Evet evet, güzeldi. Artık çirkinleşmeyin. Tamam. Şimdi ben sıra kimde, kafam karıştı. İkinizin de kapağını açarım abi. Vallahi bak. Açarım kapağı. Erdem. Sen de sıra, Merve sıra onda. Tamam, şey yapma. Evet, gelsin Erdem'in sorusu. Yunan mitolojisinde oklarıyla vurduklarını aşka düşüren tanrı. Eros. Eros, doğru cevap. Güzel. Evet Merve, tekrar sen. Bu iletişimin üstüne güzel oldu bu soru. Güzel Merve, oldu, ne güzel. Düşünüyorsun? Bence hiç güzel olmadı, ne oluyor ya? Aynen. Gelsin Merve'nin sorusu. Yarımca kirazıyla ünlü İstanbul'un doğu komşusu olan ilimiz. İstanbul'a yakın illeri say, uydur. Aklıma gelmiyor Çanakkale mi? Kırıkkale. On saniye kaldı. inanmıyorum. Ama bilemedim. Geçti. Eyvah. Neleri bildin? Şehir uyduracaktın bir tane ya. Ya inanın heyecandan aklıma gelmedi. Erdem? Biliyor musun? Kocaeli. Evet. Söylemedin de bu sefer. Ama ne yapayım artık? Abi daha da ne olsun. Merve. Evet. Güzel yarıştın. Gerçekten de iyiydin. Topuklu ayakkabılarını vermek ister misin? Düşerken bir şey olmasın. Verebilirim. Alalım. Biri Erdem'e, biri bana. Topuklu. Kendi ayakkabılar. Çok güzelmiş gerçekten. Teşekkür ederim. Aa, kardeşim. Abi. Teşekkür ederim. İçecek bir şey alabilir miyim? Gayet. Evet, Merve'cim. Şimdi konuşturmaya çalışacaksınız beni. Evet. Ben de konuşacağım ve o anda... Sağlığına canım benim, sağlığına. Gerçekten. İçim şey oldu. O heybetli Hindistan diyen kız piyuu diye oldu yani gerçekten. Bakalım bu zorlu düelladan, bu nazik düelladan Erdem'e ne kadar geliyor? 8 numaradan. 15.000 geldi, wow. Hakkıydı, doğru. Evet, 15.000 kazandın ilk düelladan. Bir pas hakkın gitti. İddialı bir yarışmaydı. Evet. 500 bine 9 kişi kaldı Erdem. Bir tane de pas hakkım var. Sevgili izleyenler, eyvah atışıyorum. Miss Turkey güzelleri ve Erdem'le devam ediyor. Erdem sendeyiz tekrar. Buyur seç bakalım ikinci düello yapacağın kişiyi. 10 numara diyorum. 10 numara dedi. Bakalım 10 numara dedi. Semiha nasılsın? İzlediğimde daha yumuşak düşüyorlardı. Merve sanki çok sert düştü. Evet o sakatlanmış bayağı, şu an hastaneye gidiyormuş Semiha. Oluyor bazen öyle, yapacak bir şey yok. İnşallah sizin başınıza gelmez. Sen de o hale geleceksin. Hazır mısın? Semiha ne yapıyorsun? O kadar mı? İyi mi? Daha düşürmeyeceğiz sonunda. Düelleden sonra düşürüyoruz. İstersen bir düşürelim mi, öyle konuşalım. Ne diyorsun? Tamam.
Ben model bir oyunculuk yapıyordum. Şimdi bu sene yaşım daha yeni 19 oldu. O yüzden bu sene üniversiteye gireceğim. Aa 19. Aa evet. Süpersin. Nerede oyunculuk yaptın? Yaşlı Cazibe'de oynadım. Bir de Muhteşem Yüzyıl'da oynadım. Muhteşem Yüzyıl'da neyi oynadın? Evet. Maide Evan'ın cariyesiydim orada. Ben... Vay çok evet. Güzelmiş. Böyle bir prenses duruşu var sende. Böyle bir eski hayatında da galiba bir şeyler varmış. Eskiden vampirdim olarak düşünüyorum. Eskiden vampirdim olarak düşünüyorum. Hiç güzel bir cümle olmadı. Onu düşündükten şey ne? Yani gece yaşamayı çok severim. Gece hayatı mı? Gece daha verimli olurum her konuda yani. Cengiz abi bas. Cemal abi. Hayır pardon Cemal, ya, Cemal abi. Yani mesela ders çalışırken... Sen toparla diye ben duruyorum bak. Evet. Ben hiçbir şey demiyorum. Evet. Gece ders hayatında... çalışırken, kitap okurken ya da bir şey öğrenmem gereken zamanlarda geceleri daha çok bilgiye... Açığım. Yani bilgiye açığım ve rahat öğreniyorum. Algılarım açılıyor. Evet, geceleri diyorsun. Algılarım daha çok açılıyor. Benim de öyle. Semiha, seni kurtarmak isterdik bu cümleden ama kendi kendini kapak açılmadan olur düşürdüm. Olur yok ya. Yok yok, güzeldi senin. Çok güzel bir enerjin var gerçekten. Çok da böyle masum bir güzelliğin var.